Sevgili seyirciler, İnşaat Ev'den herkese merhabalar. Şu an Kartal'da Fidelis Yapı'da bulunmaktayız. Yanımızda firma ortaklarından Kıvan Bülay Hanım var. Kıvan Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bize biraz firmanızdan ve kendinizden bahseder misiniz? Firmamız 2012 yılında kuruldu. Aslında ikinci nesil bir inşaat firmasıyız. Ortaklarımdan Tolga Bey'in babası inşaat mühendisiydi. 45 yıllık bir geçmişimiz var. Birazcık dışarılarda biz kendimiz piştikten sonra ustalık dönemimiz için de kendi firmamızı kurmaya karar verdik. Firmamızda 3 ana faaliyet konumuz var. Bunlardan bir tanesi inşaat. İkincisi peyzaj uygulaması. Üçüncüsü ise alüminyum sistem uygulamaları. İnşaat konumuzda ise tamamıyla Tolga Bey bunlarla ilgileniyor. İkinci faaliyet alanımızda ise peyzaj mimarı Erman Bey diğer ortağımız. Üçüncüsü önünde de alüminyum sistem uygulamalarında ise onunla da direkt ben ilgileniyorum. Bu üç faaliyet alanımızda da özellikle Yutong duvar uygulamaları başı çekiyor. Yutong'un ana bayilerindeniz. Bunun yanı sıra da yakın bir zaman içerisinde Entegre ve Bağmit firmalarıyla da altı sıva ve toz grubu üzerine de bayilik sözleşmesi yaptık. Bunlar da şu anda en büyük kalemlerimizi oluşturuyor. Çok yeni bir firma olmamıza rağmen aslında çok güzel işlere de şimdilik imza atıyoruz. Bunu da röportajın ileriki dönemlerinden de detaylı bahsederiz. Firmamızı hem mühendisler hem teknikerler hem de bu konuda uzman bir kadroya sahip çalışan grubumuz var. Ustalarımız da çok uzun yıllardan beri 15-20 senelik iş tecrübesine sahip firma çalışanlarımız. Peki şu anda devam etmekte olan projeleriniz var mı? Nelerdir, öğrenebilir miyiz? Az evvel söylediğim gibi yeni bir firmayız ama çok güzel işlere imza atıyoruz. Şu anda hali hazırda devam eden 5 tane projemiz var. Bizim için çok değerli her biri. Birincisi Buka Efes ortaklığında devam eden Maltepe Avlu konut projesi var. Bu konut projesi 12 bin metrekarelik bir alanda 10 katlı bir bina. Ve bütün tüm ince işlerini şu anda devam ediyoruz. Yakın bir zamanda inşallah inşaatı da teslim edeceğiz. Diğer projemiz ise Nida İnşaat'ın taşeronluğunda devam eden Balparmak firmasına ait fabrika inşaatı. Bu da 8000 metrekarelik bir alan. Bunun ince işlerini aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer şantiyemiz ise Marmaris projesi. Marmaris'te peyzajla ilgili 80 dönümlük bir arazide peyzaj uygulaması yapılacak. Öncelikle hem proje uygulanacak. Bu okeylendikten sonra da uygulama faslı başlayacak. Bizim için de o da ayrıca heyecanlı çünkü doğaya da çok seven bir firmayız. Çevreye de çok duyarlıyız. Diğer projemiz ise yine Nida İnşaat'ın kendi projesi. Palladium Tower 22 bin metrekarelik yine bir alan. Peki Fidelis Yapı'nın tanınmışlığını nasıl sağlıyorsunuz? Öncelikle tanınmışlığından bahsetmeden önce Fidelis Yapı'nın patent hakkından bahsetmek isterim. Çünkü Türkiye'de yapılan işlere, uygulamalara veya keşfedilen şeylere saygı çok fazla duyulmuyor. Onun için de bunları bir şekilde yasal olarak korumak gerekiyor. Biz de sıfırdan oluşturduğumuz bu firmaya da daha rahat sahip çıkabilmek adına, koruyabilmek açısından daha önemlisi patente başvurduk Fidelis Yapı olarak. Bunun akabinde de tabii çok genç bir kadroyuz ortaklar olarak. Bunun için de şu dönemde çok revaçlı olan sosyal medyadan faydalanıyoruz. Bu sosyal medyanın başında da Facebook geliyor. Hemen akabinde de Twitter ve LinkedIn'de de bizi rahatlıkla takip etmek isteyen ziyaretçiler, herkes bizi orada rahatlıkla bulabilir. Çok güncel olarak onları yeniliyoruz. Hem bizler hakkında hem çevreye duyarlılığımız, güncel konular, firmamız veya da sektörümüze ait tüm gelişmeleri oradan olabildiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Bizi oralardan bulabilirler rahatlıkla. Son yıllarda Türkiye'de inşaat sektörü hayli hareketlendi. Sektöre hakim biri olarak konuyla ilgili fikrinizi alabilir miyiz Kıvan Hanım? Tabii. Türkiye'de lokomotif görevi gören inşaat sektörüdür. Çünkü
kalemi en fazla olan sektör. Kentsel dönüşüm projeleriyle beraber ki 2006 yılında inşaat sektörü şaha kalktı ve kentsel dönüşüm projesiyle beraber de şu anda çok ivmelenmiş durumda. Biz de Fidelis Yapı olarak bunu destekliyoruz. Hem inşaat sektöründe olmamız dolayısıyla hem de bence insanlık açısından en önemlisi geçmişte yaşadığımız kötü günleri bertaraf etme şansı tanıyor bize. Çünkü 99 depreminin en büyük kayıplarını inşaat sektöründe yapılmış yanlışlardan kaynaklandığını biliyoruz. Artık bunu herkes biliyor. Bu sebepten de hem bu projelerle beraber hem de bireysel çalışmaları kesinlikle Fidelis Yapı olarak destekliyoruz. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz Kıvan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, Fidelis Yapı'daki röportajımızın burada sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.